oldu evlat? Elin kanıyor Niyazi. Nasıl yaktın kendini böyle? Niye yaptın bunu Niyazi? Her şeyi mahvettiniz be. Her şeyi mahvettiniz be. Her şeyi mahvettiniz. Ben ne kadar toplamaya çalıştıysam yaktınız, yıktınız ulan. Şu kadarcık huzuru bize çok gördünüz be. Ne oldu şimdi? He? Şimdi ne oldu? Mutlu musunuz? Mutlu oldunuz mu? Sen neler söylüyorsun Niyazi? Her şeyin sorumlusu gördünüz o kızı be. Düşman gibi davrandınız. Gelinimiz deyip bağrımıza basmak bu kadar zor muydu? Ha? Ne olacak şimdi? Ağda çekti gitti. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun evladı? Ne çekip gitti sen? Nerede bu ki? Al dede. Bana mektup yazmış. Eşyalarını toplamış, çekmiş gitmiş. İstediğimiz oldu ya. Sevinin haydi. İstediğiniz oldu. Ama şunu unutmayın. Niyazi bitti. Anladın mı? Keşke yüreğin gibi batınla güzel olsaydı da bunlar başına gelmezdi. Keşke o mermi senin yerine bana yazsaydı da seve seve canımı verirdim. Yeter ki gözlerindeki yaş birikmeseydi. Öyle deme baba. İyi ki varsın. Sen olmasaydın kime sığınırdım ben? Niyazi kolay kolay senden kopmaz. Vazgeçmez senden. Seni her halinden kabul eder. Değer mi yuvanı yıkmaya kızım? Yapamam baba. Niyazi'nin baba olma hakkını elinden alamam. Yapamam. Anla beni ne olur. Anla. Sorun çıkarma. Hoş geldin Niyazi. Baba, bize biraz müsaade eder misin? Ben kapının önündeyim kızım. Niye geldin Niyazi? Ben sana peşimden gelme demedim. Elinde ne oldu? Bir şey yok. Kanamış. Benim yüzümden mi? Bir şey yok. Bu kim? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ha?
Biz daha yeni hayata başlamışken sen nasıl çekip gidiyorsun? Olmuyor Niyazi. Her defasında bir engel çıkıyor. Anla artık. Yazgımız bir değilmiş bizim. Öyle bir şey yok. Sen nereden çıkarıyorsun bunları ya? Hı? Hem sen bana haber vermeden nasıl çekip gidersin? Bir sürü insanı üzdük biz. İstemeden bir sürü kötü olaya sebep oldu. Belki de ah aldık. Yaşananlarda bizim hatamız neydi bu kim? Ha, biz ne hata yaptık? Bizim hatamız birbirimizden vazgeçmemek Niyazi. Daha en başından. Annenler haklı. Uğursuzum ben. Ailenize beladan başka bir şey getirmedim. Onların yüzünden değil mi? Onlar seni istemedi diye sen buradasın değil mi? Hayır Niyazi. Benim kararım bu. Ben artık seni üzmek istemiyorum. Böyle yaparak beni daha çok üzüyorsun Bukem. Sen hiç düşünmüyor musun? Ben sensiz ne yaparım? Ha? Nasıl yaşarım? Hiç aklına gelmiyor mu bunlar? Niyazi. Yetmeyeceğim ben sana. Ailen olsun isteyeceksin. Baba olmak isteyeceksin. Ama olmayacak. Ömür boyu başkalarının çocuklarını seveceksin. Bukem, benim hiçbir şeyden şikayetim yok. Sen yeter ki benimle ol. Ben başka bir şey istemiyorum. Şimdi böyle diyorsun. Ama bir gün gelecek, keşke diyeceksin. Keşke en başından. Hiçbir zaman keşke demeyeceğim. Çocuğumuz olsun ya da olmasın. Ben bu evlilikten hiçbir zaman pişman olmayacağım. Anladın mı? Boşuna dil takma Niyaz. Benim kararım kesin. Babamın yanında kalacağım ben. Bukem. Bak sen şimdi eğriyi doğruyu ayırt edemiyorsun, düşünemiyorsun. Ben de sana kocan olarak diyorum ki haydi evimize gidiyoruz, haydi. Dokunma bana Niyaz. Git buradan. Bukem. Hayır Bukem git. Niyazi git buradan. Gelmeyeceğim ben. Git hadi Niyazi. Kovdurma kendini. Thank you.
Kimsiniz lan siz? Nereye getirdiniz beni? Erkekliğe sığar mı lan bu yaptınız? He? Konuşsanız lan! Adam. Dağ başı mı burası? He? Bu yaptığın suç olduğunu farkında değil misin? Daha da çirkinleşmeden çöz beni hadi. Bu ne? Bunlar 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 ne? Hı? Bu ne? Bu ne bu? Bu ihanetin resimleri. Alçaklığın delilleri. Evet. Bu benim yaptığım suç. Evet. Ama sen masum prens ha? Masum prens ha? Ulan. Kimin kabahati? Daha büyük ha? Kimin günahı? Daha büyük ha? Söyle bana! Haklısın. Benim günahım büyük. İhanet ettim sana. Ama kendime engel olamadım. Çünkü... Çünkü ne lan? Çünkü ne lan? Çünkü ne lan? Çünkü sevdim Bahar'ı. Evet. Hem de çok sevdim. Bahar dediğin benim karımdır. Senin de yengendir. Olmaz böyle bir şey. Olamaz! Sana güvenmiştim. Oğlum gibi sevmiştim. Sinan, Mert, delikanlı çocuk demiştim. Bana ihanet etmez demiştim. Bahar'ı sevse bile bana bunu yapmaz demiştim. Salak yerine koydun beni. Sensin lan bu. Yedim kaba. Belanı versin, belanı. Geldiği güne lanet olsun. Yuvamı yıktın. Bahar'ın aklını çaldın. Neden yaptın bunu ya? Neden yaptın bunu ya? Neden? Şahin Bey, iyi misiniz? Tamam, bırak. Sakin ol Melihat. Niyazi nasıl olsa getirecek bu ki? Bu kendim burada rahat edeceğini düşünmüştüm ama. Bu eve girdiğinden beri hiç rahat edemedim. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum sizin rahat vermeyeceğinizi.
koruyamadım kız. Bizim ne suçumuz var anne? Kız kendi çekti gitti. Biz miyiz sorumlusu? Belli ettiniz istemediğinizi. Kapı arkalarında oyunlar ettiniz. Gözünün önünde Filiz'e gelin muamelesi yaptınız. Gitmeyip de ne yapsın? Benim için kolay mı? Nasıl bağrıma basayım gelinim diye. Evladımı kaybettim onun yüzünden. Benim acımı gören yok. Varsa yoksa Buke. Suçum neydi bilemedim. Ne ettim de bunlar geldi başıma? O acı çekmedi mi sanıyorsun? Bütün söylediklerinizi hep yuttu. Bir kere bile size terbiyesizlik etmedi. Gene de yaranamadı. Ya yeter Melahat, uzatmayın artık da. Niyazi. Buke nerede evladım? Anlatamam derdimi da denizin dalgasına. Anlatamam derdimi da denizin dalgasına. Alıp götürdü yâri da bakmadı arkasına. Alıp götürdü yâri bakmadı arkasına. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı. Bu nasıl sevdaydı yürek unutamadı. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı. Bu nasıl sevdaydı yürek unutamadı. Dağdan yukarıda yarını mı arıyor? Duman dağdan yukarıda yarını mı arıyor? Ben yarı saramadım da duman dağı sarıyor. Ben yarı saramadım, duman dağı sarıyor. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı. Bu nasıl sevdaydı yürek unutamadı. Garip kuşum ben. Ne oldu ben rahat? Ne yazsın? Üzgün nasıl? Öylece oturayım. Ah evladım. Zindan oldu dünyası. Onları böyle görme, dayanamıyorum Emreciğim. Ne olacak bu çocukların hali? Niyazi perişan. Sinan desen ayrı bir dert. Biri evlenmek istemez. Öbürü ayrılmak istemez. İkisi de zor günlerden geçiyor. Evlat dedim, ciğer padesi. Onların derdi bizim de içimizi yakıyor. Ne tadımız kaldı, ne de huzurumuz. Bu dünyanın derdi de çoktur Melihat. Lütfu da, acısı da bizim için, tatlısı da. Derde düşen dermanı yok sanır. Al ki zamanla bütün yaralar iyi olur. Biz de sabredeceğiz Mala. Atlatacağız bu günleri. Hepsi geçecek. Beni çağırtmışsın. Hoş geldin, hoş geldin.
Gel buyur otur otur. Seni sabahın köründe ha buraya niye çağırdım? Sebebini tahmin edebiliyor musun? Edemiyorum. Akıl bir defter değil ki çevirip çevirip bakasın. Ama hayırlı olmadığı bellidir. Sen sadece bir şey sormak için çağırdım. De bakalım. Bahar'la ilgili bir gelişme var mıdır? Yoktur. Ne demek yok? Kemiklerini mi kırdın? Şak bir şey yok. Dün elimi inzittim dün gece. Yeter şimdi. Sen bana soruma cevap ver. Soruma cevap ver. Lime lime olayım ki bu işi sonunda halledeceğim. Bahar sana tipiş tipiş gelecek. Sam'dan kabaktan atarsın Resul Arap. Senin bu laflarına kanacağımı mı zannediyorsun? Benim bekleyecek halim takatım kalmadı. Ha bunu bilesin. Ha bunların ne olduğunu biliyor musun? Şimdi seninle gideceğiz. Ha bu senatların karşılığına evini bana devredeceksin. Niyazi. Ne yapıyorsun evladım? Bütün gece uyumadın mı? Bak evladım. Sana Buke'yi unut. Önüne bak demeyeceğim. Çünkü bu mesele ne senin için ne bizim için kapanmayacak. Buke'yi sevmeye devam edeceksin. Ona ne kadar değer verdiğini göstereceksin. Sonra sonunda sana geri dönecek. Öyle mi diyorsun? Dönecek. Başka ne yapabilir ki? Çünkü bu kız seni çok seviyor. Ellerin düşmüş daha. Haydi gel içeri. Hastalanacaksın sonra. Haydi evlat. İllaki sonunda Bahar sana dönecek. Ne yapacaksın evi? Benim derdim ev değildir. Ben eve barka, paraya pula önem veren bir adam mıyım? Değilsin, değilsin. Bunların hepsi Bahar'ı geri götürmek için bir bluff'tür. Bluff. Şimdi ben eğer kötü niyetli olsaydım, ha bunları icraya verseydim, ev soktan benim üzerimeydi. Hatta... Neyin var, neyin yok, hepsi benim. Seni sürüm sürüm süründürürdüm. Bunu yapacak gücüm var, biliyorsun değil mi? Benim niyetim Bahar'ın gözünü korkutmak. Şimdi tapunun benim üzerimde olduğunu görünce geri dönecektir. Resul abi, yoksa benim seninle ne derdim olacak? Benim derdim Bahar bana geri dönsün. Diyelim ki senin dediğini ettik. Ev senin üzerine geçti. Ben orada kalabilecek miyim? Ya beni kapının dışına koyarsan? Yok öyle bir şey Resul abi. Resul abi biz aynı tarafa değil miyiz? Ah,
Ama sen şimdi tabii yok dersen ben bu senetleri hemen icraya vereceğim. Vermeye. Vermeyeceğim zaten. Sen evi benim üzerime yapacaksın, olup bitecek. Resul abi, ha bu senetler zaten o evi karşılayamaz. Hem evinden alacaksın, hem de borca gireceksin. Gel bu blöfü beraber yapalım. Akil ol. Battı balık yan gider. Hadi. Hadi gidelim de istediğini edelim. Resul abi, gözüne kurban olayım senin. Akılın yolu birdir. Hadi. Hiç vakit kaybetmeden gidip halledelim bu işi. Ha? Hadi. Telefon kimin açsın artık? Benim değil abi. İçeriden geliyor. Serseme herifler. Adamın üzerine aramadınız mı? Sen bizim başımıza bela mısın lan? Gitmedin Niyazi. Canım istemiyor. Deniz havası iyi gelirdi oğlum. Alo. Ha Atilla Bey. Nasılsınız? Hamdolsun ben de iyiyim. Doğru dediniz. Bir an önce hazırlıklara başlamak lazım. Tabii. Görüşürüz o zaman. Tamam. Atilla Bey, bizimle konuşmak istiyorum. Necmi'nin restoranda buluşacağız. Sinan ortada yok. O yokken nasıl karar alacağız? Sinan'ı arayayım bir. O olmadan gidilmez ki canım. Yani sormazlar mı damat nerede diye? He. Yoldan çevirdik insanları. Sözler verdik. Bize itimat ettiler. Gitmezsek sırt çevirmiş oluruz. Da bu çocuk gene cevap vermiyor. Deli edecek beni bu çocuk ya. Ne edeceği sen ver. Siz toplanın gidin. Ben de Sinan'ı sorup soruşturayım. Belki bir göre neden olmuştur. Bulursam kolundan tutup getiririm. Tamam baba. Oh. Baba. Ha kızım. Baba gidelim buradan. Nereye kızım? Gideceğimiz yer mi var? Memlekete gidemeyiz artık. Lafın sözün altında vazım ezildik. Başka yere gidelim baba. Yeni bir yer bulamaz biz kendimizi. Ömür boyu göçmeyeceğiz bu kent. Başka bir yere gidip yine sığıntım olacağız.
Yan yana olduktan sonra baş ederiz be baba. Benim dermanım kalmadı kızım. Sürüklenemem oradan oraya. Genç değilim artık. Anladım. Senin gitmeye gönlün yok. Ondan böyle diyorsun. Doğru dersin. Benim gönlüm yok gitmeye. Ama bilirim ki senin de yok gönlün. Seversin bu toprakları. Hem de çok, köyünden de fazla. Denizi, yeşilini. Ama en çok da Niyazi'yi seversin. Gitsen ne olacak ki? Gönlünde, yüreğinde Niyazi'yi götürdükten sonra yeni bir cennet bulsan, orası cehennem olur senin için. Daha can taze. Doğru düşünemiyorsun. Hele acıların aksın gitsin. O zaman pişman olacaksın. Dönmek isteyeceksin yuvana. Ben anlamıyorsun baba. Ben Niyazi'ye çocuk veremeyeceğim artık. Onu baba olmaktan mahrum etmeye ne hakkım var? Bazen sevmek çekip gitmektir. Ben de bu yüzden sevdiğim için terk ediyorum Niyazi. Medallerde sürünüyorsun. Buyuz. Yılan. Sürünüyorsun inşallah. Ne oldu yine Resul? Niye söyleniyorsun? Bir kere de huysuzlanmadan gir şu eve. Olan üzerinizden elbiseyi çalsalar, hakine bile varamayacaksınız. Ne gamsız, kasaretsiz insanlarsınız. Şahin defterimizi dürdü. Size bizi icraya verecek dedim, inanmadınız. Buyurun. Kalınlara geldik. Böyle bir şey olamaz. Oldu bile. Şahin evi üstüne aldı. Bahar eve gelmezse sizi polis marifetiyle atacağım dedi. Bunu yapamaz. Yaptı bile, okusana. Düşün taşın. Bundan sonra bu evin sorumluluğu senin üstünde. Sen de şu aptal kızına bir şey söyle. Yol mu göstereceksin? Ne göstereceksin, göster. Yoksa hepimizi sokağa atarlar. Döşek diye kaldırımları bilip üzerimize yıldızları örteriz. Tamam kızım, tamam. Bekletme, yolla gelsin. Cıl. Ne oldu? Bir sıkıntı mı vardır? Bu telefonu adamın üzerinden aldık. Sürekli çalıp duruyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Ver bakayım. Tamam, bende kalsın. Başka? Başka bir sorun yok Şahin Bey. Sade bir tören yeter aslında. Öyle garip durma kızım. İstediğin ne varsa söyle. Ne gerekiyorsa yapacağız. Annen haklı gelin kızım. Düğün hayatta bir kere olur. Ben bu buluşmaya Sinan'ın geleceğini de düşünmüştüm. Aslında ben de bekledim ama... Sinan rahatsız biraz. Gelemedi. Mahcup da. Ama bir dakika, mutlaka gelecek.
Hem Enver babam da bu meseleleri konuşmak için Sinan'ın yanında zaten. Bizde adettir. Önce büyükler buluşur. Hı. Düğün gününü kararlaştırır. Her yörenin adeti farklı olur. Sizin kız tarafı olarak bizden istediğiniz ne varsa yapacağız. Affedersiniz, ben bu işlerden hiç anlamam. Bizde erkek tarafı kız tarafının ailesine hediyeler alır. Eğer sizde de böyle bir adet varsa seve seve yaparız. Benim hiçbir beklentim yok. Tek isteğim çocukların mutluluğu. Bir an evvel onları yuvalarına kavuşturabilmek, aile olmalarını görebilmek. Bugün her şeyi karara bağlayacağız inşallah. Daha düğünü nerede yapacağımıza karar vermedik. Necmi'ye soralım. En iyisini o bilir. Necmi evladım, gelsene buraya. Efendim Menatinge. Sana bir şey danışacağız. Heh. En iyisini sen bilirsin. Sinan'ın düğünü nerede yapalım? Aferin. Aferin. Çalışın, çalışın. Bana bak, kaytarmayın. Aldığınız parayı hak edin. Anladın mı? Bakın. Nasıl olsun Resul Bey? Gördüğünüz gibi böyle 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 ayıklıyorum çayları. Ama bakın ellerim hep nasır oldu. Vah vah. Yarım senin nasırlarını. Ekmek parası için ne yapalım? Bu güzel elleri yazık oldu. Yumuşak yumuşak. Sadece elim değil ki. Siz bir de bacaklarımı bir görseniz. Yani oramı buramı çalıları sürtmekten yara bere içinde oldu. Batmadık yerim kalmadı. Bu iş size göre, sizin gibi zarif bir kadına göre değil. Siz meşhur oldunuz değilsiniz. Zarif bir çiçektiniz. Şunu bir tutabilir misiniz? Tutayım. Çok sıcak bastı da. Terledim. Vay senin baban. Beni ateşlerde yakacaksın. Resul Bey. Canım. Bu çalılar çok sert oluyor. Canını yakıyor insanı. Bacaklarımı çok affedersiniz. Buralarımı bir görseniz acırsınız halime. Ya Rabbi, beni bu dünyada yakıyorsun. Bari cehenneminde yakma. Melhem. Buyur. Melhem. O bacaklara merhem sürmek lazım. Ama benim merhemim yok ki. Ben ne güne duruyorum. Ben gider alırım. Gerçekten yapar mısınız bunu? Tabii, ne demek tabii yaparım. Çok sağ olun Resul Bey. Vallahi çok makbule geçer. Ne zaman getirsiniz? Faydasından sonra hemen getiririm. Yumuşak yumuşak. Bekleyeceğim. Söz mü? Söz. Vazgeçmek yok. Vazgeçmem. Ne bakıyorsunuz da? Öyle angut gibi he?
yumuşak yumuşak. Bakar mısın? Sinan'ı gördün mü bugün? Yok abla, bugün hiç uğramadı buraya. Allah Allah. Nerede ki? İstersen bir Necmi abiye soralım. Olur. Necmi abi. Hop. Bir bakar mısın abi? Hoş geldin Bahar. Herkese merhaba. Otursana. Nasılsın kızım? İyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. İyiyiz. Affedersiniz, benim buradan bir toplantıya gitmem gerekiyor. Bu meseleyi bir karara bağlayabilirsek memnun olurum. Ya düşündüğünüz şeye bakın. Burası ne güne duruyor ya? Hem sıcak, hem deniz kenarı, hem samimi. Bundan iyi yer olur mu? He? He, iyi olur. İyi olur tabii ya. Hem canımız nasıl istiyorsa öyle bir şey yaparız. Yalnız baştan söyleyeyim Melahat yenge, sizin paranız burada geçmez ha. Aa, olmaz öyle şey. Olur olur, öyle güzel olur ki. Bu da zaten benim düğün hediyem olur. Teşekkürler Necmi abi. Bir şey değil. Bahar da şaşırdı. E kızın haberi yok ki, ne yapsın? Irmak'la Sinan evleniyor Bahar. Hem de Yıldırım hızıyla. Öyle mi? Çok sevindim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Seni de bekleriz. Tabii. Tabii. Bahar otur da. Ben geçiyordum zaten. Öyle bir uğrayayım dedim. Hayırlı olsun tekrar. Güle güle kızım. Güle güle. Madara oldum. Ulasını, ulasını. Boyundan büyük işlere kalmıştın. Ama bunun hesabını vereceksin. Şahin Yılmaz'ın karısına göz koymak ne demekmiş anlayacaksın. Irmak'la evlenmeye karar vermişsin. Düğün hazırlıklarına başlanmış. Bu haber doğru mu? Sebep! Buyurun Şahin Bey. Aha, Nas Hanım'ı hemen bul. Hemen buraya gelsin. Hadi. Peki efendim. 12 saat arayla tok karnınıza kullanacaksın. Beçit, Beçit. Hoş geldin Resul abi. Şu işi halledeyim, hemen ilgileniyorum seninle. Valla bu reçete çok kalabalıktır. Benim işim var. Halledişimi de gideyim. Bitti bile abi. İyi. Buyur Resul abi. Sende bir yara bere merhemi var mı? Ne tür bir yaralanma? Öyle işte, dal sokmasından mütevellüt. Çizikler, mızıklar falan fişmekan. Önce bir yarayı görelim abi. Derin mi, enfekte olmuş mu? Bilelim ki ona göre bir ilaç verelim. Ala yara bende değildir.
Hasta çocuk mu, yetişkin mi? Yetişkindir, yetişkin. Bu çok yetişmiş. Şeftali ağacı gibi. Günde 2-3 kez yarasının üzerine sürecek bunu. Valla ben süreceğim mi? Ellerimle yedireceğim onu. Yedireceğim. Anlamadım. Ne, boş ver, boş ver. Başka bir şey istiyor musun abi? Aa. Hap. Ne hapı? Küçük. Yuvarlak. Toz pembe. Kendi küçüktür ama marifeti büyüktür. Ağrı kesici mi? Alaman kafa beçet. Baytara söylesem anlardı. Kudretli bir hap. Olayı diriltir. Kaldırır. Mezardan. Ha! Ha ya! Yürü be Resul abi, kim tutar seni? Şaşarım. Abi kalbin kuvvetli mi? Aman sana bir şey olmasın, dikkat et ha. Valla benim kalbim emmi basma tulumba gibidir. Çok çok prensipli çalışıyor. Maşallah maşallah. Kırk bir kere. Bugünün nasıl kullanacağımı söylemedin. O işten yarım saat önce alacaksın abi. 100 lira borcum. Al. Şahin. Beni çağırmışsın. Canlar dar. Otur. Otur şuraya. Otur otur. Al şunu. Kimin telefonu bu? Sinan'ın telefonu. Sinan'ın mı? Sen bunu Sinan'a iade etmemiş miydin? Ettim. Ama geri aldım. Adam tuttum. Sinan'ı kaçırttım. Ne diyorsun sen Şahin? Sinan elime dur. Sula bir yere kapattım iti. Delirdin mi sen? Çocuk oyuncağı mı bu iş? Ben ne ettiğimi bilirim. Sen karışma. Hiç sanmıyorum. Ya Şahin, adam kaçırmaktan bahsediyoruz. Sen bu kafayla devam edersen başın büyük derde girer, söyleyeyim. Hem seni terk edip giden bir kadın için bunları yapmaya değer mi? Naz, Naz. Sana işime karışma dedim. Ben sana ne diyorsam onu yap. Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi ha bu telefondan Sinan'ın ağzından mesaj yazacaksın. Ve bunu bir sürü kişiye gönderacaksın. Baba, Sinan'ın hala ortada olmaması sence de tuhaf değil mi? Evet, tuhaf. Ama vardır mutlaka bir nedeni. E, kötü bir şey düşünme artık kızım. Baksana ailesi seferber oldu. Baba, Sinan mesaj attı. İyi ya, hadi oku bakalım ne diyor. Irmak, yaşattığım tüm acılar için özür dilerim. Sana söz veriyorum, bütün hatalarımı telafi edeceğim. Senden tek isteğim birazcık zaman. Kendimi toparlamaya ihtiyacım var. Sonra sana döneceğim ve evleneceğiz. Beni beklerken neden gelinliğini beğenmiyorsun? Baba ben inanamıyorum şu an. Gördün mü bak? Boşu boşuna kaygılanmışsın. Evet de ne bileyim. Bunları mesajdan okumak yerine ondan duymayı tercih ederdim. Sen bence bardağın dolu tarafından bak. Sinan şimdi yanında değil. Ama hayatının geri kalanını seninle birlikte geçirmeye karar vermiş. Önemli olan da bu değil mi kızım? Evet. Haklısın galiba. Yok, yok. Yer yarıldı, içine girdi. Irmaklar da her şey yolunda zannediyor. Ya inadı tutarsa? He? Ya evden gönderdik diye tutup hopayı da terk ederse ne yapacağız? Yok. Yapmaz öyle şey. Aklı başına gelecektir. Ne bileyim ben.
Sıkma kendini evladı. Kolay mı bu kendin başına gelenler? Acısından gitti. Sana kıyamadığı için gitti. Ama inan bana, seni asla terk etmeyecek. Benim hiç umudum yok babanla. Ya kız yukarıda her şeyin farkındaymış, her şeyi biliyormuş mi? Öyle kendi kendine ağlıyormuş. Nasıl fark etmedim ben? Nasıl anlamadım ah? Üzme kendini evladım. Hepimiz aynı evin içindeyiz. Hangimiz anladık ki? Ne olursa olsun. Kadir kıymet bilen insan öyle iki satır mektup yazıp gitmez. Ne vefasız, ne nankör bir insanmış meğer. La ilahe illallah. Allah'ım sen sabır ver bana ya Rabbim. Kız gitse suç, kalsa suç. Şimdi... Evet, Sinan bu. Mesaj göndermiş. Hayırlı haberdir inşallah baba. Okusana hemen ne yazıyor? Hangi gözle okuyacağım Mela? Oku evladı şunu. Dede, Irmak'la evlenmeye karar verdim. Çocuğumu babasız bırakmayacağım. Sadece kafamı toparlamak için zamana ihtiyacım var. En kısa zamanda döneceğim. İyi, bari ondan iyi haber geldi. Çok şükür. Sinan Hanım nihayet vicdanının sesini duydu. Ulan koçum Sinan be. Aferin ora sana. Nerededir acaba şimdi? Ya neredeyse nerede? Sonunda doğru kararı verdi ya. Ben dedim size. En sonunda ailemize yaraşır bir karar verecek diye. Çok şükür ya Rabbi. Evet. Mesajlar gitmesi gereken yerlere ulaştı. Tamam. Peki Sinan'ı serbest bıraktığında ne olacak Şahin? Ne olacak? Paşa paşa gidip Irmak'la evlenecek. Ya düşündüğün gibi olmazsa? Ya Sinan evlenmek istemezse? İsteyecek. Irmak'la evlenecek. Nasıl? Zorla nikah masasına oturacak değilsin ya. Naz. Unutuyorsun galiba. Senin karşında koskoca Şahin Yılmaz var. Dur daha işimiz bitmedi. Sırada kim var? Bahar. Tebrik ederim Şahin'cim. Entrika konusunda beni bile aştın. Yani şöyle söyleyeyim sana. Şeytan bile senin eline su dökemez. Şimdi dur bırak. Ne diyorsam onu yap. Hadi. Ne yazmamı istiyorsun? Ne bileyim ben. İşte özür dilerim. Ben Irmak'la evlenmeye karar verdim. Bu kötü bir şeydir, günahtır, minahtır. Bunları yapmayalım. Çocuklarımın babası olmaya karar verdim filan falan. Ben nereden bileceğim? Bilseydim seni çağırır mıydım? Yaz bir şeyler. Bahar, geç cevap verdiğin için üzgünüm. Bunu söylemek benim için kolay değil. Ama duydukların doğru. Irmak'la evleneceğim. Biz çok büyük bir hata yaptık. Büyük bir günah işledik. Ben artık böyle bir yanlışın içinde olamam. Irmak'la evleneceğim ve çocuğuma babalık yapacağım. İyi misiniz? Tansiyonunuz falan mı düştü? Su ister misiniz? İyiyim.
Anlamıyorum. Seni aldattığını biliyorsun. Ama ondan vazgeçemiyorsun. Hala onun peşindesin. Anlamıyorum Şahin. Nedir bari bu kadar özel kılan şey? Koskoca Şahin Yılmaz'sın sen. Büyük bir şirketin sahibi. Zengin, lafı dinlenen, güçlü bir adamsın. Hayır, neden itibarını yerle bir eden kadınla birliktesin? Bunu nasıl kaldırabiliyorsun, nasıl azmedebiliyorsun tüm bunları anlamıyorum ya. Naz, yeter! Yetmez! Ya sen şunu hiç düşündün mü? Ya Sinan'la Bahar'ın yaşadıkları bizim sadece fotoğraflarda gördüklerimizle sınırlı değilse? Ha? Sadece öpüşmekle kalmadılarsa? Sen böyle bayağı bir kadınla birlikte mi olmak istiyorsun?